Merhabalar. Şahane lezzetlerin dostu, ilaççı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Esildi ile En Hamarat Benim'e hoş geldiniz. Ekranların en lezzetli, en temiz yarışması Kadir Esildi ile En Hamarat Benim'den haftanın dördüncü günü. Herkese merhabalar efendim. Bugünkü yarışmacımız Mardinli Sevgi Hanım. Sevgi Hanım iddialı, kendine güvenen bir yarışmacımız ve özellikle biraz sivri dilli. Fark ettiyseniz 2-3 gündür de masada Dilek Hanım'la bayağı böyle sert sert birbirlerine karşı atışmalarda bulunuyorlar. Açıkçası bugün Sevgi Hanım'ın marifetini ben de merak ediyorum. Çünkü Sevgi Hanım 7 kuşak saraya dayanan bir aileden geliyormuş. Görelim bakalım. Bugün aslen Mardinli olup yarışmamıza Bursa'dan katılan 3 çocuk annesi kuaför Sevgi Hanım'a konuk oluyoruz. Şahane lezzetler, muhteşem tarifler, müthiş hamaratlıklar için biz hazırız. Ben Sevgi Aslan, 3 çocuk annesiyim. 2 prensesim, 1 prensim var. 15 yıllık süren bir evliliğim var, aşk evliliği. Onların destekleriyle buradayım. Günaydınlar. Günaydın efendim. Hayırlı sabahlar Sevgi Hanım. Nasılsınız? Yine çok şıksınız efendim. Ne var ne yok inşallah. İnşallah. Günaydın da ses. Günaydın. Kolonyamı da kendim tutayım. Ah pardon. Ben gözü kör olmayacak gördün. Çok heyecanlıyım. Artık o stresi sona erdireceğim. Güzel de bir yemek yedireceğime inanıyorum. Elmas diye bir şey duydum doğru mu? Elmas değil Sevgi. Şey Sevgi ben bir şey duydum doğru mu? Neyi duydun? Sizin soyunuz saraya dayanıyor. Evet. Deden, dedesi, dedesinin dedesi sarayda hep yemek mi yapıyor? Evet, yedi göbek. Bugün inşallah saraylara layık muhteşem dört dörtlük bir davet menüsü görürüz. Aynen. Zaten gelenler de eminim saray menüsünden, saray yemeklerinin öyle anlıyorlardır ki anlatamam sana. Senin gözün niye kanlanmış Kadir? Polen alerjisi var ya mahvetti beni. Bir yandan ben ağlıyorum, bir yandan gözlerim ağlıyor. Şırıl şırıl. Hadi başlayalım. Hazırsın. Evet. Hadi o zaman bakalım. Ağlayacağız. Aa, inşallah. Geç önce bir eve gezelim, ondan sonra misafirlerimiz gelsinler. İnşallah dünkü yemeklerin üzerine çıkar yoksa yandı. Şey diyeceğim, bu kadar saray dedikten sonra herhalde bize neyse geçiyorum. Kendime güveniyorum. 9 göbek aşçı bir aileye sahibim. Vaktimin de yeteceğine inanıyorum. Bir şey diyeceğim, sanki evin tavanı Sevgi'ye göre alçak mı? Yoksa Sevgi mi maşallah? Hanımefendiye maşallah, sen yanında minnak kaldın. Hani böyle büyük deterjanın yanında böyle küçük eşantiyon yumuşatıcı var ya, onun gibi duruyorum aynı. Evet, salona bakalım. Sevgiciğim şöyle bir kontrol et televizyonun üstünü. Ben bayan kuaförüyüm. Aynı zamanda güzellik uzmanıyım. Daha öncesinde aşçı yamaklığı yaptım dayımın yanında. Yufka firmasında çalıştım. Böyle bir geçmişim var, görelim. Evet, koltukların üstü falan gayet güzel, temiz. Çok fazla bir detay yok. Şunların içini merak ediyorum ama da işte kör olası elektrik tesisatı var onun içinde. Elimi uzatabilir miyim? Hadi geç. Uzatın bakayım elinizi. Elinin yetmediği yere dili yeter maşallah. Aynen. Geç. Ben esnaf olduğum için insanlarla sürekli iletişim halindeyim. İnsanın yüzüne baktığım zaman az çok ne yapacağını kestirebiliyorum. Şu anda alacağım puanları da az çok tahmin ediyorum. İyi puan alacağıma da inanıyorum. En iyisi benim bence. Saraylara layık yemekler yapacağım. Programımızda bugüne kadar çok kez saray mutfağından yemek yapıldı. Değil mi Kadir? Evet, saray mutfağı yapıldı, saray yemeği yapıldı. Saraylıyım diyen birçok yarışmacı oldu. Kafama atsaydın. O temizlenecek. Ama Topkapı Sarayı diye girip başka saraylardan çıkmışlığımız da var yani. Onu da söyleyeyim. İnşallah menünü de öyle seçmişsindir. Biz 7 göbek aşçıyız. Benim dayım hala aşçılık yapmakta Bursa'da. Diğer dayılarımsa Bodrum'da iyi otellerde aşçılık yapmakta. Buraya geldiğimde onun tarifleriyle geldim. Buradan Mehmet Salih dayımı çok öpüyorum. Hadi bakalım. Görelim bir geç. Geç sen de Dilekciğim. Aman Sevgiciğim. Al misafirleri içeriye. Osmanlı mutfağından al neler seçmişsin? İddian neymiş? Neler becereceksin? Rakiplerin düşünceleri neler? Ve en önemlisi Sevgi Hanım'ın hayatını merak ediyorum. Hadi geçelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.